21. yüzyılın veba aslında koronavirüs 7 Mart 2020 Cumartesi günü Venedik bölgesinde de karantina alınması neden oldu. Sadece Venedik bölgesi, kuzeyde yer alan Milano'nun da içinde bulunduğu Lombardi bölgesi de karantinaya alındı. Bu da son günlerde azalmaya başlayan turist sayısını gitgide artık sıfıra inmesi neden oldu. İtalya ise bu koronavirüs dünya sıralamasında şu an itibariyle 3. sırada bulunuyor. Total vaka sayısı şu anda 7.375 hasta. Dün toplam ölenlerin sayısı 336. Dün ise 123 kişi ölmüştü. Yani normalde günde 36 kişi, 20 kişi ölürken dün garip bir şekilde 136 kişi öldü. Hayatını yitirdi. İlk hastalardan bir tanesi ise Venedik şehrine, buraya yakın Padova kentinden bir 87 yaşlarında bir amcamızdı. Son zamanlarda Çin'e vesaire seyahat etmemesine rağmen, bir Çinliyle buluşmamasına rağmen hastalık, yani koronavirüsü görülmüş ve hayatını kaybetmişti. Bu da tabii başka soruları da aklına getiriyor. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa veya başka hastalık, kronik hastalıklara sahipseniz, diyabettir, kalp hastalığıdır vesairedir, sizin bu hastalığa, virüse yenik düşme ihtimaliniz daha yüksek. Dersiniz ki neden İtalya'da daha fazla görülüyor, İlk orada başladı derseniz, bazı kişiden kişiye tabii bunun yorumu değişiyor. Herkes farklı bir yorum yapıyor. Ama benim aklıma en çok yatanlardan bir tanesi, İtalya'nın Çin'le iyi bir diplomasi ve ticari anlaşmaları var. Onun için İtalya'dan Çin'e giden, Çin'den İtalya'ya gelen, arada değişim, yani ülke değiştiren birçok insan bulunuyor ve birçok Çinli bulunuyor bu bölgede de. Hatta Marco Polo'yu da duymuşsunuz. O da zaten bununla ilgili bir olay. İtalya'da ilk vaka Şubat ayı başlarında ortaya çıktı. Bunu ise şöyle yorumluyorlar. Burada yaşayan bir sürü Çinli var. Daha önce söylediğim gibi. Bu kişiler Çin yeni yılına, yani ocağın son haftalarına denk gelen yeni yılı kutlamak için Çin'e geri dönüyorlar. Sonra tekrar aileleriyle görüştükten sonra, buluştuktan sonra, kutladıktan sonra İtalya'ya geri dönüyorlar. Söyleniyor ki çoğu insan Çin'den geldiği için hastalığı da buraya getirdi. Ve birçok insan geldiği için de bu şekilde hızlı yayılması neden oldu diye bahsediliyor. 7 Mart Cumartesi günü karantina bölgesine alınmadan önce Venedik bölgesinde hali hazırda zaten okullar tatildi. Yani kaçanık gibi 24 Şubat'tan beri okula gitmiyorduk. İkinci haftamızdı. Bu hafta üçüncü haftamız olacaktı ki zaten 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Dersler nasıl yapılıyor? Dersler online yapılıyor. Yani hoca size gönderiyor videoyu veya ses kaydını, slide'ı gönderiyor. Siz kendiniz çalışıyorsunuz, dersini dinliyorsunuz veya canlı bir şekilde ders yapıyor veya yapmıyor. O hocaya kalmış bir şey. Veya daha sonra okul açıldığında da dersin tekrar recover yapabilir. Burası üniversitenin bir yönetim binası. Şu anda açık. İçeride memurlar var. Ama içeri almıyor öğrencileri. Hatta ilk okulların tatil edilmesi ise festivalin son 2-3 günde denk geliyor. Daha sonra da zaten Venedik Karnavalı iptal edildi. Birçok etkinlik iptal edildi. Toplu yerlerdeki görüşmeler iptal edildi. Daha sonra karantina alındı. Peki sosyal günlük hayatı nasıl işliyor? Yani esasında çok da bir değişiklik yok. Sadece turistlerin sayısı azaldı. İnsanlar normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. İşlerine gidiyorlar. Ki ekonomi bu yönden çok fazla etkilense de ben de dahil olmak üzere şu anda işime devam ediyorum. Ofise gidiyoruz. Ama tabii ki insanlar tedirgin mi? Tedirgin, ama İtalyanlar Akdenizli. Bir Akdeniz kültürü olduğu için biraz da eğlence oluyorlar. Onlar hani bir Doğu kültüründeki gibi karantinaya alalım, evlere kilitleyelim, her gün kontrol edelim vesaire olmuyor. Ama insanlar aynı şekilde pazar günü arkadaşlarıyla buluşuyor. Pazartesi işe gidiyorlar. Normal bir şekilde hayat devam ediyor. Süpermarketlerde Venedik bölgesinde bir anormallik yoktu. Dün bir arkadaşım söylediğine göre bir marketi yağmalama olmuş. Venedik burada, adada ise her şey normaldi. Sadece şurada ileride bir market var. Önünde girerken insanları bekletiyorlardı. Grup grup alıyorlardı. Bir diğer markette ise arkadaşım söylediğine göre kasiyere geldiğinizde belli bir alan varmış. O alandan ödeme yapmak zorundaymışsınız. Belli bir mesafeyi korumak için. Gördüğünüz gibi her bir bölgede bir kişi beklemesi lazım.
okuduğum bir habere göre kırmızı bölgedeki hayatın daha çok dijitalleştirilmesine önem verileceği yazıyordu. Hatta bazı şirketler ve kuruluşlar servislerini, yani dijital servislerini ücretsiz hale getirdiler. Bunlardan bazıları mesela Amazon'un Prime Video servisi var. Bu bölgede yaşayanlar için ücretsiz hale geldi. TIM ve Vodafone operatörleri var. Ücretsiz SMS, arama ve gigabyte internet hakkı sağladılar kullanıcılarına. Bir de Amazon'un sağladığı bir servis vardı. Genel olarak çocuklara ve okula gidenlere ve üniversiteye gidenlere hitap ediyordu. Amazon'a mail atıyorsunuz, okuduğunuz okulu veya üniversiteyi bildiriyorsunuz. Size karşılığında sistem eğitimi veya kodlama eğitimi sağlıyorlar. Amazon'un sağladığı bir servis. Onun dışında böyle liste uzayıp gidiyor bu şekilde. Bir arkadaşımın paylaşımında ise şöyle bir şey okudum. Doğru olup olmadığı konusunda bir fikrim yok. Çünkü belli bir kanıt yok yani. Roma'da şöyle bir olay yaşanmış dediğine göre. Bir hanım ablamızın kapısını çalmışlar, paralarını istemişler. Paralarımızı dezenfekte edeceğiz diye. Sonra alıp paralarını kaçmışlar. Gerçekten de güzel bir yöntem. Tam bir Akdeniz kültürüne uygun, sıcakkanlı bir hareket. Dışarıda, sosyal alanlarda ve hani halka açık alanlarda durum nasıl? Gelin bir de ona bakalım. Şu anda bir meydandayım. Campo Santa Margherita'ya geçiyor. Campo İtalyanca'da meydan demek. Burası gördüğünüz gibi bahsettiğim meydan. Gördüğünüz gibi restoranlar öğle vaktinde boş. Evet. Buralar boş. Sağ taraf hiçbir şey yok. Sadece İtalyanlar var bakın. Bir İtalyan kadası. Burada köpeği olmayanı dövüyorlar. Hatta keçi besleyen de var. Daha faydalı oluyor. Burada normalde pazarcı amca vardı. Bu da kapatmış. Bu karardan sonra sınırlarda, yani kırmızı bölgedeki sınırlarda veya iç bölgelerde bir kontrol yaptıklarını veya durdurma yaptıklarını henüz bilmiyorum. Perşembe günü Malta'ya uçuşum var. O zaman göreceğiz bakalım. Hani beni kontrol ediyorlar mı, etmiyorlar mı? O zaman göreceğiz. Başka bir meydana giriş yapıyoruz. Burası San Polo diye geçiyor. Burası postane. Şu dükkan, evet, 15 Mart'a kadar kapatmış. PTT zaten 12'ye kadar çalışıyor burada. Burası meydan. Ünlü Rüya Köprüsü normalde sağlı sollu, ortalı dolu olmasına rağmen ofise geldiğimde öğle yemeğine giderken buradan geçiyorum. Yani bir çile benim için buradan geçmek normalde. Gördüğünüz gibi bomboş. Hatta soldan bakalım, buradan bakınca daha iyi görünüyor. Bakalım. Böyle burası bomboş. Şurası benim bankam. Şu anda açık. Girebiliyoruz. Şöyle bakalım. Bankadan çıktım. Gördüğünüz biraz önce direkt girdim ama normalde benden sonra gelenler biraz bekledi. Herkesi içeri teker teker alıyor. Sanırım bu da bu karantina virüsünden dolayı kaynaklanıyor. Venedik'in en ünlü, en tarihi bölgesinde ise San Marco'da durum bu şekilde. Bazilika da kapanmış normalde. İnsanları şuralarda görebiliyordunuz. Yani herkes şey diyor, Türkiye'ye dönmelisin, niye orada duruyorsun vesaire diyor ama şimdi şöyle düşündüğümüzde, buradan uçağa bindiniz, İstanbul'a gittiniz, İstanbul'dan Milas Bodrum Havalimanı'na ineceksin. Bütün bu aktarmalar, uçakta virüs kapma ihtimalim daha yüksek. Üstelik bu süreçte de bünyen daha da zayıflayacak. Bunun için oturduğunuz yerde otursanız, kendinize iyi baksanız daha mantıklı bir çözüm oluyor. Şey diyor, bir arkadaşım demin yazmış, sen dışarı nasıl elini kolunu sallaya sallaya gidiyorsun diyor. Yani normal hayat normal bir şekilde devam ediyor esasında. Pek bir fark yok. Sadece insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Daha bilinçli olması gerekiyor. Hepimizin bu şekilde dünya çapında dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa çok hızlı bir şekilde yayılıyor.